Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Yazılı basına bakalım biraz da burada hangi noktalar ön plana çıkıyor, günün haberleri neler? Ekranlarınıza getirdik aslında birçok haberi. Özellikle Avrupa Ligi'nde iki temsilcimizin önemli karşılaşmaları var. E, tabii dün Beşiktaş'ın galibiyetiyle de ilgili birçok haber görüyorum. Foto maçla başlayalım. Kartal canavar gibi başlığı var burada ve Semih Kılıçsoy'un da şöyle bir fotoğrafıyla birlikte Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Lyon'dan sonra Malmö'yü de sahadan sildi. Van Bronckhorst maçtan sonra canavar gibiydik diyerek takımını övdü. Temsilcimiz ikinci yarıdaki muhteşem futboluyla 2-1 kazanarak ilk 8 iddiasını da arttırmış oldu. Muçi'den 3 maçta 3 gol geldi taraftar takımı ateşledi. Haydi bastır Galatasaray Tottenham'la Azi Akmar Fenerbahçe ile karşılaşacak ve konferans liginde de Kopenhag Başakşehir mücadelesi oynanacak. Bu üç temsilcimiz bu akşam Avrupa arenasında. Fanatik gazetesiyle devam edeceğiz. Kartal Avrupa'da kanatlandı. Galatasaray ve Kasımpaşa yenilgileriyle ligde kabus gören Beşiktaş teselli Avrupa'da buldu. Lyon deplasmanında alınan mucizevi galibiyetin moraliyle Malmö karşısına çıkan siyah beyazlar dördüncü maçta ikinci zaferine ulaşarak yeniden Avrupa Ligi'nde üst tur için umutlandı. Perdeyi son haftaların formda yıldızı Ernest Muçi açtı. Immobile'nin yokluğunda santrifor oynayan Semih Kılıçsoy harika bir golle farkı ikiye çıkarttı. Uzatmalarda Rieks'in vuruşu tabelaya yazıldı. Beşiktaş'ın bir sonraki rakibi 28 Kasım'da Makabi Tel Aviv olacak. Fenerbahçe AZ'nin konuğu Avrupa Ligi'nde kader maçları başlayan Serli Lacivertliler Hollanda deplasmanında 3 puan arıyor. Mourinho'nun tribünde olacağı mücadeleden alınacak galibiyet Fener'i üst basamaklara taşıyacak. Ve Galatasaray'ın en zorlu gecesi. Cimbom favoriler arasında yer alan İngilizlerin marka kulübü Tottenham'ı ağırlıyor. Çoğu otoritenin erken final yakıştırması yaptığı mücadelede Aslan Tepe'de oynanacak ve başlama saati 20.45. Sabah gazetesinde Samet Yüksel'in özel haberiyle devam edelim. İsmi Fenerbahçe ile anılan Talişka'nın menajeri Carlos Leite sabah spora konuştu. İhtimali yok. Arabistan'da oynamaktan mutlu. Senede 12 milyon euro kazanıyor. Şu aşamada Talişka'nın ayrılma ihtimali bulunmuyor dedi. Sayfanın devamında Yunus Emre Sel'in bir haberini görüyoruz. Fırtınalara göğüs geriyor. Rize ile önemli bir maça çıkacak Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır takımını ayakta tutuyor. 28 yaşındaki kaleci defans hattında yaşanan bütün zafiyetlere rağmen %80 kurtarış karnesiyle ligin en iyisi. Sabah gazetesinde Turgut Doğan'ın yazısıyla devam edeceğiz. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk iddialı konuştu. Bizim için tek büyük hedef finaldir dedi. Takımımızın kadro kalitesi seyircisine bakarsak hedef San Mames'te final oynamak. Bunu hayal ediyoruz. Tottenham zor bir rakip sabırlı ve hızlı olmak zorundayız diyor. Rams Park'ta bu akşam ateşi Osimen yakacak başlığı da yine Dikkat çeken bir başlık 17. sayfada sabahta. Takvimin de 17. sayfasına gelelim. Anlaştık açıklamasına jet gibi yalanlama. Acun Ilıcalı İbrahim Atipoğlu ile pozisyonları iki yabancı hakemin değerlendirmesi konusunda anlaştık dedi. Ilıcalı'yı yalanlayan Hacı Osmanoğlu ise ciddi bir samimiyetsizlik şeklinde yanıt verdi. Ki bu yanıtı da az önce ekranlarınıza getirmiştik. Bir habere daha bakacağız. İsveçli golcü 2022-23'te Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş. Kaçan balık Gökereş. Vitor Pereira'nın listesinde olan ve o dönem Coventry'de oynayan 26 yaşındaki Yıldız'ın Jesus döneminde de gündeme geldiği öğrenildi. Ancak Sırlı Acıbertliler onun yerine Batshuayi'yi transfer etti.